Günaydın, günaydın, günaydın. Medya Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz değerli izleyenler. Güzel bir sabahta sizlerle birlikteyiz. Tabii ki çok fazla transfer gelişmesi var. Arda Güler tamamen artık transfer gelişmelerinin neredeyse tamamını kapsamış durumda. Kaplamış durumda. Real Madrid'e gidecek. Dün bayağı çalkantılı geçti. Ondan önceki gece de öyle. Tabii ki diğer kulüplerin de, kulüplerimizin de transfer haberleri var ama öncelikle bir Arda Güler detayını derinlemesine konuşacağız. Yine kamplara gideceğiz, bağlantılar yapacağız. Peki kimle birlikteyiz? Selahattin Kınalı'yla. Hoş geldin Selahattin abi. Öyle bir giriş yaptın ki direkt penaltı atışlarına geçeceğiz diye bekledim. Tabii uzatmalar yok evet, abi. Evet. Biz de normal süre bitince direkt penaltılara geçiyoruz. Güzel. Senin de bir stilin var sonuçta yani. Girişin güzel oldu. Arda... Arda'yı konuştuk, daha da konuşacağız. Arda'yı konuşuruz Selahattin abi. Biz Slovenya'ya gidelim. gidek Slovenya'ya gidelim. Trabzonspor'un antrenmanı şu anda ekranda. Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor ve Bordo Mavili ekipte yeni sezon hazırlıklarına işte bu güzel coğrafyada devam ediyor. Selahattin abi dün de e, kampa bağlanmıştık. Öncelikle bir Slovenya'yı konuşmuştuk. Yani hakikaten... E, ...yemyeşil, çok güzel bir doğa çok güzel bir coğrafya e, Trabzonsporlu oyuncular da daha önceki görüntülerde olsun işte idmanda olsun e, şu an olsun oldukça keyifli günler geçiriyor gibi ne dersin? Vallahi bana sorarsan e, izins süresi kısa oyuncular için ...maçta şimdi galatasaray'ın hazırlık maçını görünce başladı çocuklar yine dedim biraz daha uzun olmalı sonuçta bu bir oyun hani çocuklarda oyuncu tırnak içinde. Mutlu olmaları doğal. Ortam güzel, yeşillik. E, sezon başı, hoca çok yüklenmiyordur zaten. E, günle güne artacaktır. E, ama endüstrileşen futbol hayatımıza o kadar girdi ki e, futbol maçları bittiğinde e, kapılan bir kitlemiz oluştu artık. Yani önemli bir oran bu yüzdelik, yani yüzdesel anlamda da. Ya gerçi bitmiyor ki. İşte bitmiyor yani. Yani sürekli. Bir futbol sever için bitmiyor yani ligler bitiyor işte e, ya Avrupa Şampiyonaları başlıyor farklı fixture'da değilse Dünya Kupası başlıyor bunlar yoksa U19'u var 21'i var 20 Avrupa Şampiyonası var Dünya Şampiyonası var bunlar başlıyor e, sonsuz bir fikstürde oyuncular ya sürekli bir tüketim halindeyiz oysa birazcık dinlenmeye ihtiyacı var insanın herkesin yani izleyicinin de oyuncunun da ama maalesef Özellikle 2000 sonrası endüstriyel futbol e, mottosuyla önümüze sürülen aslında bayi şirketlerinin yarattığı bir oyundan e, bahsetmek zorundayız yani e, bayi şirketlerine de her gün maç lazım gençleri işte dünyanın her yerinde spor yapıyoruz spor yaptırıyoruz e, Galat ile artık benim için Galat oldu biliyorsun yani Galat bilmeyenler olabilir hani Galat dediğimiz şey kabaca e, doğru zannedilen yanlış diyelim. E, sanki bir e, spor mücadelesinin içindeymişiz gibi e, kitlelere bunu anlatıyoruz. Hani Salazar demiş ya işte ütüyle yönetiriz şeyi, uyuturuz. Yani stat dediğin kocaman bir beşiktir der. İspanya'nın e, diktatörü. Portekiz'in diktatörü Franco'nun da benzer lafları var. Ama e, şu görüntülere bakınca Temmuz'un kasi bugün 4'ü 5'i Altısı. yazın ortasındayız işte oyuncular tekrar başlamak zorunda niye Çünkü bazı şirketlerinin oyuna maça ihtiyacı var işte biz de biz de bu Galatın tamamlayıcı unsurlarından biriyiz... Bu arada, ...sen moderatörsün ben işte gazeteciyim falan biz de tamamlayıcıyız ama tabi spor durmuyor yani o kesinlikle net bir gerçek futbol zaten durmuyor fakat Selahattin abi Hani bu arada dediğim gibi yani kesinlikle senin gibi hissediyorum ben de yani bitmemiş gibi hissediyorum yani Hı -hı. Hani başlamak için önce bitmesi lazım ya sanki o yüzden başlayamadım da tam olarak kendi zihnimde yeni sezona bitmemiş gibi hissediyorum ama bir yandan tabii kampları da takımları da hazırlıkları da konuşmak lazım. Trabzonspor şampiyon olduğu iki yıl önceki gibi bir transfer dönemine giriş yaptı diyebiliriz sanki. Yani işte Fernandez geldi, Orsiç geldi, Kurbelis geldi, hızlı gelen transferler var, kampa yetiştirilen oyuncular var. Bu anlamda herhalde e, teknik adam bir Elisa'da mutludur diye düşünüyorum. Hem bu eklemelere baktığımızda hem de e, e, eklenecek yeni isimlere konuşulan isimlere ki onlardan birisi Petkovic, Zikernagel bunları da konuşabiliriz. Nasıl bir e, yeni sezon bekliyor Trabzonspor'u? Trabzonspor ne istediğine karar verecek. E, o anlamda bir e, başkanın söylemleri üzerinden gidersek e, cami ya da bunu kendine yakıştırıyor. Trabzonspor yine şampiyonluk mücadelesinin içinde olacak. İddialı bir şekilde e, yeni sezona hazırlıklar e, içinde şu an Trabzonspor. E, rakiplerine bakıldığında da Trabzonspor'un doğal rakipleri bellidir. E, onlarda da işlerin çok iyi gittiği söylenemez. Yani o pencereden bakınca Galatasaray'ın ikardi sorununu çözmesi kolay gibi görünmüyor. İşte Fenerbahçe son yılların en yetenekli oyuncusunu tutamadı. Gidiyor Arda. Bence gitmemeliydi. İşte Beşiktaş'ın e, sorunları var. Cenk sakatlandı şu bu. Genel fotoğrafa bakınca evet neden olmasın? Trabzonspor yine e, bu isabetli transferleriyle ben çok doğru bir teknik adam seçimiyle ve isabetli transferleriyle belki Petkoviç'le de bunu tamamlayacaklar. E, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olabilir. Ama ben kişisel olarak bunu çok umursamıyorum. Çünkü Olabilirsin bu sene de şampiyon. diğer takımlardan biri de olabilir. Sonrasına dair bir işaret yok bizim futbolumuzda ve takımlarımızda. Trabzonspor'un önceliği bence hazır böyle bir hocayı da yakalamışken bir oyunu olan bir hoca yakalamışsın. hani popüler kültürün hoşuna giden söylemlerden ziyade kendi doğruları üzerinden bir oyun inşa etmeye çalışan. çalışan bir adam var karşısında, karşımızda. o onu bir akıllı bir yatırıma dönüştürüp Trabzonspor'un 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık bir vizyonla bir oyun inşa etmesi gerekiyor. Bir Elisa'yla. Yani bir oyun inşa etmenin bedeli bir şampiyonluktan vazgeçmek olabilir ya. Diğer takımlar için de geçerli bu ama İstanbul'un hiçbir büyüğünün bunu yapma lüksleri çok yok. Onlar ille de ille de biz şampiyon olacağız spor hepsi üçüde. Fakat bir tanesi olabiliyor yani. Diğer ikisi olamıyor. Yani Trabzonspor ayrı bir yere koyduğum için söylüyorum. Trabzonspor'un bir oyun inşa etme konusunda Türkiye'ye bir model olması gerekiyor. Çünkü 76'da Trabzonspor şampiyon olduğunda tıkanan Türk futbolunun önünü açmıştı. Bir devrim adı hamlesiydi o. Şimdi yine Trabzonspor'un bana göre İstanbul takımlarının da önünü açma ve onlara da bir model sunma anlamında bir oyun inşasını şampiyonluktan çok daha fazla önemsemesi gerekiyor. Çünkü sen bir oyun inşa edebilirsen sonrasında senin sonrasına dair hikayelerin olur. Edirne'den ötede de saygı duyulan bir futbol takımı kazanır Türk futbolu. Ve bu diğer takımları da cesaretlendirir. İşte Galatasaray camiası da Fenerbahçe, Beşiktaş camiaları da büyüklük penceresinden Diğer mütevazi takımlarımız da a, Trabzon mütevazi bir şehir aslında. Trabzon'un farkı iddialı oluşudur. E, merkezi otoritenin çizdiği hat sınırlarını reddi dişidir. Trabzonspor'un farkı budur. E, bunu Kayseri, Kocaeli, Samsun onlar da yapabilir. Trabzonspor bu modeli hayata geçirebilirse yani her anlamda Türk futboluna örnek olur. Büyüklerine ve e, büyük olmayanlarına küçük demeye dilim varmıyor. Ve, ve bir ve Bielis'e bunun için büyük bir şans Ertuğrul Doğan da hani üç dayısı da profesyonel futbolcu Ertuğrul Doğan'ın öyle bir aileden geliyor olmanın, İsterabdan sokaklarında büyümüş olmanın doğal bir kazanım olarak kendisine birikimini, algısına söylemini eklediği futbol algısı, bu isteği, bu vizyonu hayata geçirebilecek bir genel bir fotoğraf veriyor bize. Bana göre Trabzonspor bu e, ihtimali, e, bu olasılığı geleceğinin ve sürekli varoluşunun e, garantisi olarak e, daha önce çok ola gelmiş bir şey değil bu. Hani bir oyun inşa etmek. E, Trabzonspor en başından beri doğal olarak İngiliz futboluna yakın bir futbol oynar. Trabzon futbolu budur. Biz altyapılarda da işte ben de oynadım. E, bize öğretilen hep buydu. 4-3-3. Yani Trabzonspor bu demek. Kanat oyunlarıyla işte orta sahadan driplikler, driplik yapan oyuncularla ama özellikle kanattan getirilen toplarla rakip e, ceza sahi yayının etrafında bir oyun. Trabzonspor'un oyunu budur. Fakat bu e, Ömer doğal olarak gelişti Trabzon'da. Kendiliğinden oldu yani. Dünyaya e, dünyayı gözlüyorsun. Hani bir akademik çalışmayla e, bir e, dünyanın ortak birikiminin işte yerele harmanlanmasıyla elde edilmiş bir şeydi. Doğal bir şeydi bu. Fakat şimdi bir ile ee, Bielisa Dinamo Zagreb'de bunun çok güzel örneklerini vermiş dünyanın saygısını kazanmış bir teknik adam Kesin. Sen şimdi bu adamı bu, bu, buraya taşıdın o zaman senin önceliğin şampiyonluk değil bir iki şampiyonluktan vazgeçmeyi göze alarak bir oyun inşası için hocana destek vermektir Düzlüğü sana katılıyorum Selahattin abi ve Petkoviç transferi de eğer olursa e, Bielisa Orşic ve Petkoviç yeniden Dinamo Zagreb'den sonra Trabzon'da buluşmuş olacaklar ki çok önemli bir hücum omurgasına da böylelikle taşımış olacak Zagreb'ten Trabzon'a Trabzonspor diyelim.